Peki, Sayın Hüsnü Mahalli, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Merhabalar. Efendim, gerçekten hiç istenmeyen ve oldukça kötü anlamda bir sürprizle karşı karşıyayız adeta. Bir dijital saldırı deniyor, siber saldırı deniyor. Önce çağrı cihazlarına konulan diyelim ama bilmiyoruz. Henüz hiçbir şey net değil. Ardından da hemen ardından hemen hemen aynı saatlerde bu kez telsizlerle yapılan ciddi saldırıdan bahsediyoruz. Ve bir önceki bölümde bağlandığımız muhabir arkadaşımız Turgut Alp Boyraz 30 kişiyi geçtiğini söyledi ölenlerin. Yani dünkü telsiz saldırısının çok daha şiddetli sonuçlarının olduğunu aktardı Beyrut'ta. Üstelik de daha bir gün önceki cenazeler kaldırılamamışken o bölgede, güneyinde gerçekleşti bu saldırılar. Şimdi herkes kulağını gözünü açtı. Sizin açıklamalarınızı bekliyor. Çünkü siz bölgeyle ilgili çok deneyimlisiniz, bilgilisiniz. Siz nasıl yorumluyorsunuz gerçekleşen, üst üste gerçekleşen bu saldırıları? Tabii yani bunlar aslında belki bu formatta değil ama İsrail'in bölgede savaşı yaymak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyor. Yani 30 Temmuz'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da bile öldürülmesi zaten yeterince İsrail'in bu savaşı yayma niyetinin çok somut kanıtıydı. Aynı gün zaten Hizbullah'ta önemli bir komutanın da öldürüldüğünü de biliyor. Savaştan yani 7 Ekim'den bu yana İsrail sürekli suikastlerle hem Hizbullah'tan hem İran'dan hem Suriye'deki İranlı subaylardan sürekli insanları öldürüyor. Derdi yani Netanyahu gibi bu hastası katil bir tipin tek derdi var. Bu savaşı her bölgeye, tüm bölgeye yaymak. Çünkü şöyle düşünüyor. Bölgesel ve uluslararası koşullar benden de, yani İsrail'den yana düşünüyor. Biraz da haklı. Çünkü Amerikan seçimleri 5 Kasım'da. Dolayısıyla Amerika'da ister demokratlar ister cumhuriyetçiler Amerika'daki Yahudi lobilerinin desteğini almak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla İsrail bir savaşı çıkartsa bile İsrail'e sahip çıkacaklarını herkes biliyor. İkincisi bölgedeki Arap ve Müslüman ülkelerinin yönetimleri. Ne yazık ki Arap ve Müslüman ülkelerin iktidarları, yönetimlerinin ezici çoğunluğu, kaçta kaçı demeye gerek yok, ezici çoğunluğu ya direkt İsrail işbirlikçisi ya da dolaylı bir şekilde İsrail birlikçisi ya da olup bitenleri görmemezlikten gelmeye çalışan iktidarla. Şimdi durum böyle olunca haklı olarak İsrail ya nasıl olsa benden hesap soran yok. Ben istediğimi yaparım, nitekim yapıyor. Dolayısıyla ben İran'a da Suriye'ye de işte Lübnan'a da saldırıp durabilirim modunda hem Netanyahu hem Netanyahu koalisyon hükümetindeki aşırı, dinci, Yahudi, Siyonist partiler adları yani ben onları öyle tanımlamıyorum. Yahudi diye geçiyor adı, Siyonist diye geçiyor adı. Bu partilerin tümü bir tek şeye inanıyor ideolojik olarak ve dinsel olarak. Büyük İsrail devletini kuracağız. Yani bunun çaresi yok. Bunu engelleyen kim varsa biz bunu bertaraf ederiz. İşte peki Büyük İsrail devleti nerede kurulacak? Nil'den Fırat'a kadar. Arz-ı Mevut dedikleri. Peki Nil'den Fırat'a ne demektir? Mısır'ın yarısı, Türkiye'nin yarısı, Irak'ın yarısı, Suudi Arabistan'ın yarısı ve Lübnan, Ürdün, Filistin ve Suriye. Şimdi bütün bu bölgeyi ele geçirmek istiyorum. Şimdi böyle olunca amaç ve bu amaçlardan asla vazgeçmeyeceklerdir. Ben bunu 50 yıldır söylüyorum. Asla vazgeçmeyecekler. Mümkün değil. İdeolojik ve dinsel inançları gerek. Böyle olunca onlara göre her türlü araç kullanılabilir. Yani başa dönmek tekrar, olaylara dönmek açısından. İşte dünkü ve önceki günkü olaylar bunun kanıtı. Yani bu bir rastgele bir olay değil. İsrail, Mossad bu tür şeylere çok alır. Ben çok iddialı laflar söylüyorum. Uzun süredir söylüyorum. Yani İsrail gerektiğinde bırakın bu dijital saldırıları gerekirse biyolojik
saldırı bile yapabilir. Yani gider Beyrut'un üstünde, Şam'ın üstünde atıyorum korona virüslerini atar gider. Ya da ben başka bir şey atar gider. Yani gider, amaca ulaşmak için her yol mübahtır, politikasını izleyecektir diyorsunuz. %100. Ben bundan asla yani sıfır toleranslı bu şeye bakarım. %100 bunu yapacaktır. Zaten elinde herkes biliyor nükleer bomba var. Yani nükleer bombayı füzeyle fırlatır. Ankara'yı, İstanbul'u, Tahran'ı, Bağdat'ı, Beyrut'u, Kahire'yi, Riyad'ı, Cidde'yi hepsini bombalar. Bombalar. Bakın ben bundan %100 eminim. Yani o kafayı çok iyi tanıyor. Tarih boyunca tarihin daha doğrusu var oldukları günden bu yana o kafayı çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Yani sadece öyle değil. Dolayısıyla hani işte benim de sürpriz. Ay sürpriz değil. Çok daha fenasını yapacak. Hepsini yapacak ve çok daha fenasını yapacağına inanıyorum. Niye peki yaptı dün değil evvel sügün? Çünkü yani bize de medyadan hani en azından takip ettiğimiz kadarıyla İsrail sizin de söylediğiniz gibi 20 bin kişilik tümeni kuzeye kaydırdı, Gazze'den getirdi. Çünkü büyük bir saldırı hazırlıkları içindeydi. Dolayısıyla bu saldırı öncesinde Hizbullah'ın bütün haberleşme sistemini çökertmesi gerekti. Yani Hizbullah nasıl karşılık verecekti bu saldırıya? Militanlarıyla işte nasıl haberleşecekti? İşte bildiğimiz sistemlerle haberleşiyordu. Dolayısıyla onlar çökerse, dolayısıyla Hizbullah komutasından militanlarına şuradan şuraya gidin, şuradan şuraya gelin. Bak İsrail harekesi şuraya gidiyor, onun önünü kesin, bombalayın, öldürün, hani savaşın, çatışın talimatları nasıl gidecek? İşte bu çağrı sistemleriyle, telsizlerle gidecekti. Ve bunlar devre dışı bırakıldı dün değil, yani dün ve önceki gün. Evet. Ancak ona rağmen sistem çökmedi. Yani bekledikleri şey olmadı. Tamam yani 3-5 bin bir şey yaralandı. Ama Hizbullah, yani daha doğrusu İsrail, Mossad uydular, Amerikan uyduları, İsrail uyduları, Lübnan üzerindeki bütün uydular Hizbullah'ın dağılmadığını, militanlarının hepsinin cephelerde olduğunu gördükleri için saldırmadı. Normalde dün akşam saldırılma ihtimali üzerinde çok ciddi bir şekilde duruyorlardı. Fakat dediğim gibi yaptıkları plan işe yaramadı. Zaten bugün az sonra saat 5'te Hizbullah lideri Hasan, evet, Nasrallah çok önemli bir konuşma yapacak. O konuşmada bundan sonraki süreçte artık birebir yani Lübnan, Hizbullah, İsrail falan değil ya da İran, Hizbullah falan değil. Yani bundan sonra bölgede nelerin olabileceğinin ip uçlarını vereceğini açıkçası ben tahmin ediyorum. Peki efendim, sizin bu Nasrallah'ın konuşmasını çok önemsediğinizi biliyoruz. Elbette açıklamaları önemli, bizler de takip edeceğiz. Ama onun dışında İsrail'in de bu konuda çok kararlı olduğunu da belirttiniz. Bir yandan ellerindeki cihazlarla zarar verirken, onların iletişim ağını keserken aslında aynı zamanda insan kaynağına da zarar veriyor elbette. Yani o insanların birçoğu şimdi hastanelerde. İçlerinde ciddi sayıda ölü var, ağır yaralı var. Sizce yine bu dijital saldırılar mı devam eder? Yoksa bir saldırı, hava saldırısı beklentisi var. Tüm bu konularla ilgili belki sizin farklı duyumlarınız da vardır. Paylaşır mısınız Tele1 izleyenleriyle?